Bismillahirrahmanirrahim. İle meyyuhel aziz. Bil ey aziz kardeşim. Bu tabir de önemli. Üstadımız bir meseleye nazara verirken bize üslup, adab, hitap etme şekillerini de öğretiyor. Bu nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'de bu var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın hitap şekillerine bakın. Orada ibret dersleri var. Orada edep dersleri var yani. Peygamber Efendimiz hitap ederken Habibim Muhammed, Resulüm Muhammed. Hitaplar böyle. Yalın Muhammed tabiri geçmiyor. Ya, mutlaka yanına bir vasıf ekliyor. Eskiden mektup, aziz kardeşim, değerli arkadaşım, ahiret yoldaşım, tabirleri, sıfatları ilave etmek, değer vermek anlamına geliyor. Bunun adabı Kur'an'da var. Bütün güzellikler Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Üstadımız da bu aslında icraatı olarak mesela hitap ederken İyle meyyuhel aziz, bil ey aziz kardeşim diye hitap ediyor. Bir nevi cemaati kürsüye çıkıyor, kendisi aşağı iniyor, iltifatla konuşuyor. Çünkü marifet iltifata tabidir. Eski devir geçmiş, yani o yüksekten hitap etme, kürsüyü yumruklama, kimse dinlemiyor artık orada. Tahakküm vari bir tarz tesir etmiyor. İltifatla konuşma daha faydalı oluyor. İyle meyyuhel aziz, tabiatları latif, ince ve latif sanatlara meftun bazı insanlar. Allah herkesi ayrı fıtratta yaratmış. Bir insanla diğer insan arasındaki fark, iki hayvan nev'inin arasındaki farktan daha fazla. Seracettin abi, iki insan ferdi arasındaki fark, iki hayvanın nev'in arasındaki farktan daha fazla. Bunu din de böyle söylüyor, tıp da bilim de böyle söylüyor. Yani bir bülbülle deve arasında ne kadar fark varsa, o farktan daha fazla olan fark iki insanın ferdi arasında var. Bu sebepten dolayı insanların her bir ferdi özel statüye tabidir. Hayvanlar toplu olarak statülere tabidirler. Bir koyunu inceleyen bütün koyunları incelemiştir. Bir atı inceleyen bütün atları incelemiş, o atın neviyle ilgili, türüyle ilgili kanaat sahibidir. Ama bir insanı inceleyen, beni inceleyen sizi incelememiştir. Benim hakkımda tarih yazan, benim hakkımda bilgi veren bir insan sizin hakkınızda cahildir. Bakın şimdi. Maddeler arasında bir münasebet var, ruhlar arasında müthiş bir farklılık var. Bir gözün doktoru, bütün gözlerin doktorudur. Ama mahiyeti itibariyle bir insanı tarif eden bir tarihçi veya bir sosyolog, diğer insanlar hakkında cahildir. Ona ayrı bir sosyolog, ayrı bir psikolog veya tarihçi lazım. Hayvanlar için böyle bir kayda yok. Bu sebepten dolayı bir insan, bir hayvanın nev'i değerindedir ve kıymetindedir. İşte üstadımız da bu farklılığı nazar alarak buyuruyor ki tabiatlara latif, ince ve latif sanatlara meftun bazı insanlar. Bazı insanlar çok hassastır, fıtratları naziktir. Herkes aynı fıtratla özellikle yaratılmıştır ya. Mesela peygamberlerde de bu çok aşikar kendini gösteriyor. Musa Aleyhisselam mizacı serttir. Haşim bir peygamberdir. Cesur bir peygamberdir. Onda hakimiyet, güç ön plandadır. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak ya Musa git, beni Firavun'a anlat. Kavlen leyyina, yumuşak lisan kullan, senin mizacın sert, adamın damarına dokunma diyor Allah. Peygamber de bu tavsiyeyi bulunuyor. Öbür tarafta İsa Aleyhisselam'a bak, onun tamamen tersi, yumuşak, hilim sahibi, boynu bükük. Bu sebepten dolayı Hristiyanlığında miskinlik hakimdir. İslamiyet şecaat dinidir, şecaat hakimdir. Bakın şimdi, Hristiyanlığın temelinde miskinlik vardır. Bakın binalarına, bakın kiliseler, içine girdiğinizde boğulursunuz. Bir kabus gibi üstünüze çöker, bir ağırlık hissedersiniz. Binaları da öyledir. Bizim camilerin, evlerimiz bakın ferahtır. Dünyayı ve semayı kucaklamıştır. İşte dinin yapısında gelen özellikler şeye kadar, sanata kadar giriyor, tesir ediyor. Fakat ne garip ki Muazzez Üstadımız buyuruyor ya, yuhrucu hayye minel beyyite ayet-i kerimesi ve yuhrucu meyyite minel hay, ben diriden ölüm, ölüden diri çıkardım. Esasında, mizanında, mizacında, yapısında, fıtratında miskinlik, hilim, yumuşaklık, alçak gönüllülük olan Hristiyanlık neticede tecellükte, cellatlıkta son buldu. Katliamdan geçiyorlar insanlar Hristiyanlık. Aslında esasında şecaat olan İslamiyet maalesef miskinlikte karar kıldırıyor. Bu adamın üç tane yer. Diriden ölüp, ölüden diri çıkıyor bakın şimdi. Öbür tarafta Nuh Aleyhisselam şeci bir peygamberdir. Bak mesela. Diğer peygamberler kendi aralarında bu anlamda özel statüye tabidir.
Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerde öne çıkan vasıfların tamamı azami derecede hepsi onda mevcuttur. Tek insan. Bunun emsali yok. Hiçbir peygamber Allah böyle bir özellik vermemiş. Resulü Kibriya verdiği özellik Aleyhisselatü Vesselam. Şecaat en yüksek seviyede. Yumuşaklık en yüksek seviyede. İktisat en yüksek seviyede. Ters olan, iktisat ters olan, göbeklik o da en yüksek seviyede. Normal bir insanda bir muazzez üstadınız bu güzel ahlaklar birbiriyle çatışır. Bir adam azami derecede cesursa, aynı adam azami derecede yumuşak tabiatlı olamaz. Cesaret kendini gösterir, diğeri gölgede kalır. Bir insan azami derecede gömezse, bu adam azami derecede iktisatlı olamaz. İktisat gölgede kalır. Diğer peygamberde de bu kaide geçerlidir. Ama Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam bütün güzel huyların, bütün güzel hasletlerin azami derecede bir insanda toplanması en büyük mucizedir diyor. Bir bakıyorsunuz, bir bedevi geliyor, affedersin mescidin içine abdest bozuyor. Mescidin içerisine. Bilmiyor. Ashab-ı kiram morali bozuluyor, canı sıkılıyor, adamı tartaklayacaklar. Resul-i Kibriye dokunmayın diyor. İhtiyacını gidersin, bilmiyor. Orayı yıkayın, temizleyin, orada bir güzel anlatın diyor. Bakın şimdi davranışın. Bu bir meşhur vakadır. Hatta o adamın adı Mescidi kirleden adam diye kalmış lakabı. Aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi düşmanından basacak diye bir şaya işitilmiş. Ashab-ı kiram köyü korumak için atlarına binip etrafı kollayalım derken bakıyor uzaktan bir adam geliyor. Bir bak Resul-i Kibriye kalkmış, herkesten evvel ata binmiş, etrafı kollamış. Diyor dön, problem yok, sıkıntı yok, baskın yok, ben gezdim etrafı geldim. Yalnız başına etrafı kollayıp gelebiliyor. Bir yanda azami derecede yumuşaklık ve alçak gönüllülük, diğerinde azami derecede cesaret bir adamda bulunması en büyük mucizedir. İktisat, at mübayasında, bir at alışverişinde peygamber idraki, peygamber aklı, peygamber gücüyle şiddetli mücadele ediyor. Alışverişin hakkı için. 40 para için mücadele ediyor Resul-i Kibriya. Alışverişin sağlığı için. Aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başkomutan olduğundan dolayı muharebelerde kendi hakkına düşen bir hurma bahçeliğine dikkatle bakan sahabesine ister misin sana vereyim diyor. Hadi sen olsun bir bahçeyi feda edebiliyor. İktisatta da azami derece, cömerti de azami derece. İşte bu özelliktir yani hususi bir sıfat. Bunun da yegane sebebi Allah'ın bütün Esma-i Hüsna'sına azami dereceden gelen mazhariyetin sırrı kendini böyle gösteriyor. Diğer peygamberler aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın esmasının hepsine muhatap olamamışlar, mazhar olamamışlar. Bir isim, bir sıfat, iki sıfat önde çıkmış, diğerleri gölgede kalmış. Ama Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın özü ve özeti, şekilde hülasası olmasa sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına azami dereceden gelen bir mazhariyetle huylarda da, ahlaklarda, faziletlerde de en yüksek derecede ve seyirde olaylar, hadiseler cereyan ediyor. Bu noktada tek ve yektadır. Şimdi burada da her bir insanın ayrı bir özelliği, latifesi, ayrı bir fıtratı vardır. Bu da Allah'ın bir tensibidir. Bunda sistemler çalışıyor, bunda dengeler kuruluyor. Herkes aynı şekilde düşünse, aynı şekilde istat-ı kabiliyette, aynı şekilde yaşayan hayvanlar gibi affedersin. Birbirimize uygun yapıda, fıtratta olsak, birimiz ince, hepimiz incelemiş olsa var ya, içtimaiyetin dengeleri korunmaz. Yaşayamayız, sosyal hayatın sistemlerini kuramayız. Yani düşün, herkes aynı şeyi düşünüyor. Aynı güçte, aynı özellikte, aynı fıtratta yaratılmış. Peki idare edenler kim, edilenler kim? Madenlerde kimi çalıştıracağız? Belediye işçiler olarak kimi kullanacağız? Patron kim olacak? Dengeler tamamen sarsılır. Yani farklılık büyük bir nimettir esasında. Allah farklılığı takdir etmiştir. Sizi millet millet, kabile kabile, tayfe tayfe yaratmışım. Ta birbirinizi tanıyasınız. Ta birbirinize yardımcı olasın. Birbirinize yardımcı olmamızın, tanımamızın altında yatan gerçek farklılıktır. Ama biz farklılığı problem olarak görüyoruz. Yani 100 tane A harfinizin olacağına 10 tane farklı harf daha faydalıdır. Öyle mi Seracak? 100 A'dan hiçbir şey yazamayız. Uzun A olur gider işte. Ama 10 tane farklı harften 20 tane kelime yazarmak bereket verir. Buna bu açıdan bakın. Bu 5 parmağın 5'i 1 olsa bu el iş yapmaz. Yapamaz. Farklılık iş yaptırıyor. Artı artıyı ne yapar? Kimyacılar. Artı artıyı iter. Artı eksiği
Bak bir araya gelme farklılıktan kaynaklı. Sistemi Allah böyle kurmuş. O sebepten dolayı bu farklı yaratılma birbirimizi merak etmeyi, birbirimizle ilgilenmeyi icap ettiği, o da yardımlaşmayı, bir araya gelmeyi, medeniyetin ve teknolojinin temelleri böyle atılıyor. Bu büyük bir nimet. Şimdi tabiatları ince, latif, sanatlara meftun bazı insanlar, bilhassa has bahçelerinde pek güzel hendeselevari bir şekilde şekilleri, arkları, havuzları, şadırvanları yaptırmakla bahçelerde pek muntazam bir manzara verirler. Bakın şimdi. Doğa letafetin o güzelliğin derecesini göstermek için de bazı çirkin kaya, kaba, gayrimuntazam, mağara, dağ heykelleri gibi şeyleri de getirip ilave ediyorlar ki onların çirkinliğiyle, intizamsızlığıyla bahçenin güzelliği, letafeti fazlaca parlasın ve artsın. Bu artık ilim olarak okutuluyor. Yani iç mimari dediğimiz, vitrin mimari dediğimiz, artık bunun mekteplere var, okullara var, bunun eğitimini veriyorlar. Gidiyorsunuz İGS, Vakko, neyse işte. Bahariye. Adam vitrine getirmiş, bir balya saman koymuş. Bir balya saman. Elimizi almayız. Geçen gördün, o gemileri tutan halat, yağlı halat var ya, Vakko onu koymuş, üzerine eşarp sergiliyor. Yağlı gemileri tutan halatı geri canım vitrinine koymuş. Yani al götür desen kimse alıp götürmez. Neden? O güzellikte monotonluk meydana gelir. O güzellik insanları boğar. İçine biraz çirkinlik katarlar ki güzelliğin dereceleri artsın. Ya Allah da böyle yapıyor işte. Böyle yapıyor. Güzelin güzelliğini atan çirkinin çirkinliğidir. Çekin şeytanı. Marifette güzellik olmaz, ibadette güzellik olmaz, fazilette güzellik olmaz. Bütün mekanizmalar durur. Şeytan zemberek gibi kuruyor bizi. Niye? Şerin başı o. Onu orada yaratmış, onun da her bir insanda bir konsolosluğunu kurmuş, nefis. Nefis insanla da şeytanın konsolosluğudur. Orada onun bayrağı dalgalanır, onun hükmü geçer. Biz onunla mücadele etme nispetinde kendimizi geliştiririz. Çek onları nefisleri, bak meleklerin nefsi yok, makamları sabittir. İşte Peygamber Efendimiz ile Cebrail Aleyhisselam'ın durumu. Geldi oku ya Muhammed, ben okuma bilmem diyor. Oku ya Muhammed, bilmem Aleyhisselatü Vesselam. O öğretti değil mi? Önce onun hocası, muallimi okumayı öğretiyor. Okumayı öğreten melek gün geldi geride kaldı Siddetül Münteha'ya. Daha sonra adım atamadı. İleri noktada Resulü Kibriye gitti Miraç yolculuğunda Aleyhisselatü Vesselam. Ya Muhammed bunların ötede var, ben dahi bilmem. Bir tek sana mahsustur. Bak o geldi onu geçti talebesi. Niye? İnsanda nefis var, şeytan var, his ve heves var. İmtihana kadar gelişmeye müsait. Melekte nefiste şeytan yok, gelişme de yok. Makamları sabittir. Yani şöyle bakın, Harran Ovası'na 1 kilo altın ekin, koyun, gömün. 1 kilo da buğday koyun Harran Ovası'na. Bir dayakta başlangıçta altın buğdaydan üstündür. Doğru mu? 1 kilo altın, 1 kilo buğday. Hangisini alırsınız? Elbette. Toprağa gömdük, 10 yıl sonra geldik. Hangisini alırsınız? 10 yıl sonra 1 kilo altın, 1 kilo 1 gram olmaz. Ama 1 kilo buğday Harran Ovası'nı tarla haline getirir, 10 kilo altın kazandırır bize. Neden? Buğdayda gelişme var, neşinleme var. Meleklerin makamları sabittir, altın gibidir. Ama insanların makamları inkişaf ediyor. Bir hayatta o altın da o buğdaydı. Okuyan Muhammed okuyamıyordu. Ama gün geldi, o gelişti. Miraç yolculuğunda onu geri bıraktı. Sidret-i Münteha'ya geçti, gittikten sonra Kab-ı Kavseyn'e doğru döndüm, arkadaşıma baktım. Haşyet-i İlahiye'den Cebrail çürümüş, yanlı çaputa benziyordu diyor. Onun dayanamadığı noktalara gidip gezip görme lütfunu Cenab-ı Hak Resul-i Kibriye'ye nasip etmiştir. Bu miraç sadece Resulullah'a mahsustur. Bir defa. Bu miraç bir defa olmuştur. Bu anlamda bir defa olmuş. Ruhen çok gitmiş, binlerce defa. Bedenen bu miraç sırf ona bir defa mahsus olmuştur. Şimdi işte bu buradan geliyor. Bizde de var bak bu. Mesela çocuğu seveceksin de, okşayacaksın da, kulağını çekeceksin de tek taraflı olmaz. Bu ta en ince noktalara kadar kendini gösteren sünnetullah, adetullah kanunu gibi bir sistemdir. Mesela met ve cezir, çekme ve itme, sıkıp ve gevşetmeyle Cenab-ı Hak okyanusların dengesini tutuyor. Hep sıkmıyor, hep gevşetme de olmaz. Met cezir diyoruz işte biz buna. Bak sıkıp ve gevşetme, ters mekanizma birbirine. Ummanları, denizleri dengede tutuyor.
Geceyle gündüzle günün dengesini muhafaza ediyor. Bak iki zıt. Hep gece olmaz. Hep gündüz de olmaz. Kışlarla, yazlarla mevsimlerin dengesini muhafaza ediyor. Müthiş bir sistem. Sağlıkla, hastalıkla, sıhhatle immün sisteminin dengesini ayakta tutuyor. Hep sağlık olmuyor, hep hastalık da olmuyor. Ölümle hayatı birbirine musallat etmiş, hayatta yaşamanın dengesini onunla koruyor. Her gelen burada dursa, yeni gelenler yer kalmadığı gibi herkesin evi bir darla ceza olacak. Ölüm yok. 1000 yıllık deden, 900 yıllık deden sırayla yatıyorlar evde. Ne olacak bu hal yani Allah korusun. Onunla hayatın dengesini koruyor. Ta atmosferdeki gezegenlerin ve onların küçükler olan atomların içindeki dengeye kadar. Ne cazibe, dafia, çekme, itme kuvvetleri. Sistemlerde de var, atomlarda oraya kadar giriyor. Nereden geliyor bu? Allah'ın celali ve cemali tasarrufatının ayrı ayrı tezahürüdür bunlar. Esmanın bir kısmı celalidir, bir kısmı cemalidir. Ta insanın kalbindeki havf ve recaya kadar. Kabızda bast. Aynı olay. Medde cezir. Okyanusta medde cezir, kalpte kabızda bast veya havf ve reca. Onunla kalbin marifet noktasında faziletini dengede tutup muhafaza ediyor Cenab-ı Hak. Şeytanı koymuş, yanına meleği koymuş. Kalpte iki tane mücadele var. Şeytanın vesvesesi, meleğin ilhamı. Onunla kalbin dengesini muhafaza ediyor. Peygamberine bile bu hakkı tanımamış. O da aynı imtihana tabidir. Bedir'de galip oluyor, Uhud'da mağlup oluyor. Bak yan yana imtihan. Açlıkla tokluk. Uzatmayalım. Ticarette kazançla kesadı yan yana koymuş, diğerinin dengesini koruyup muhafaza etmek için. Havf ve reca ile ahiretin dengelerini, dünyanın ibadet noktası muhafaza ediyor. Onun dengesini koruyor. O halde İşte buralara baktığımızda vitrinlerdeki o satılmayan, o satılan mallarla alakası olmayan malzemenin korunma sebebi Allah'ın fıtratın geleneğinde bize nasip ettiği bir hakikatin bize kadar yansımasıdır. Kanı tekerleği getirmiş. İyi gelsen. Kanı tekerleği üstüne elbise koymuş. Bu kanı tekerleği ya. Bunlarda sır var işte. İşte diyor üstadımız, o latifetin ve güzelliğin derecesini göstermek için çirkin, kaya, kaba, gayrimuntazam, mağara, dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyorlar ki onların çirkinliğiyle, intizamsızlığıyla bahçenin güzelliği ve intizamı parlasın ve artsın. İnsanı yaratıyor, onun yanında kambur yaratıyor, kel yaratıyor, kör yaratıyor, kötürüm yaratıyor. Niye? Bak da ibret al işte. Olmasa bunun değer ve kıymetini bilmezsin. Çünkü innemel eşya turefu biizdadiha, eşya zıddıyla bilinir. Zıddıyla, zıddı olmayınca eşya bilinmez. Açlık olmasa bu nimetin lezzetini alamayız biz. Bak şimdi yemek gelse kimse yiyemez. Ama bir saat evvel ne kadar, değil mi? Boğaz harbi yaptık. Afiyet olsun, latife için söylüyorum. Niye? Açlığın şeyi, nispeti bizim yemeğe olan iştahımızı artırıyor. Lakin mudakkik bir kimse, o ezdadı, zıtları bir araya getirip yaratan veya zıtları bir araya getirip o sistemi kuran bahçenin manzarasına baktığı zaman anlar ki o çirkin kaba şeyler tesadüfi gelmiş şeyler değildir. Kasten yapılmışlardır ki güzelliğin intizamı, letafeti artsın. Tesadüf yok. Sakatlıkta tesadüf yok, depremde tesadüf yok, kanserde tesadüf yok, musibette de tesadüf yok. Çay eline sel basmış Rize'yi, Pakistan'ı, tesadüf yok. O da intizama tabi. Onun da bir sebebi var. Onun da vereceği bir mesaj var. Bazen musibet nasihattan daha fazla müessirdir. Zira güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. İşte çıktı. Güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliği. Zayıf notları çeksek, dese ki devlet, zayıf notları alan talebenin morali bozuluyor, ailesiyle arası açılıyor. Biz gençlerin üzülmesini istemiyoruz. Talim terbiyeden talimat çıktı. En asgari puan 50 puandır. Milli güvenlik derslerinde olduğu gibi. Kim doktor olacak abi? Kim o doktora gidip muayene olacak? Söyleyin. Mümkün mü? Bak zayıf notların girmesi talebenin himmetini artırıyor, pervaz ettiriyor. Biz bunu bu mantıkla düşünüyoruz da niçin bu hakkı Cenab-ı Hakk'a vermeyelim? O da şeytanlar nefislere yaratıyor ki manevi gelişme, maddi gelişme ona binaen sağlamlaşsın. Bir gün demiş
Musa Aleyhisselam, ya Rabbi abi şeytanı serbest bırakmışsın. Bu şeytan insanlara musallat oluyor, bu musallat olan insanlar da bana isyan ediyor, beni dinlemiyor. Ya ne hikmete mebni? Yahudiler, peygamber olarak gönderiliyor ya. Cenab-ı Hak da li hikmetin fiili bir cevap vermiş Musa Aleyhisselam. Üç gün şeytanın musallat olma şeyini kaldırmış, üç gün. Musa Aleyhisselam bakıyor ki ya çarşıda, bazada kimse yok, İncil de koyuyor. Ya, bu Yahudiler dünyayı çok sever. Menfaatine çok doğacak, niye çıkmamışlar? Şeytan musallat olmamış ya. Geliyor ya, evde yatıyorsunuz, kalkın da işinizin başına geçin, hadi bir ibadeti bıraktık. Ticaretin var. Ya Musa, üç gün dünya için neye çalışalım? İşin mi yok? Demiş ya Rabbi, bırak bu şeytanı. Bırak, çünkü bırak, ahireti dünyaya çalışmayacak. Aklına kesadı, iflazı, garibanlığı, fakirliği getirmiyor ki baksana adam işinin başına geçsin. Orada da faydası var. Ama şeytana alet olmak değil, onu kullanmak amacına yönelik. Planlama ona göre yapılmıştır yani. Demek bahçenin tam intizamını ikmal eden o çirkinlerdir. O çirkinlerin adem intizamı, yani intizamsızlığı nispetinde bahçenin intizamı da artar. Kezalik aynen bunun gibi. Dünya bahçesinde, dünyayı bahçeye benzetiyor. Nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlukat ve masnuat arasında. Ya biz kendi sanatımızın güzelliğini göstermek ki bizim sanatımız Allah'ın sanatı yanında bir kıymet ifade etmez. O çirkin şeylere getirip koyuyoruz ki nispet olsun da insana bunun farkına varsın. Güzelliğin monotonluğunda boğulmasın. Şu kadar aklımızda biz bunu düşünüyoruz. Cenab-ı Hak mükemmeli son sistemde yaratıyor. Bir şey mükemmelin son sisteminde olduğu mu kendini hissettirmez. Bakın bu da çok önemli bir şey. Bir şey ne kadar mükemmel olursa o kadar kendini hissettirmez. Mesela örneğini verelim. Bizim binada asansör var. Söyleyecektin abi biliyor. Basıyorsun, çıkarken katları sayabilirsin. Çıktığının farkındasın. Niye? Asansör tam sistemli değil, mükemmel değil. Orta yol, orta boylu bir asansör. Hatta bundan evvel yapmış binalara gidip yazılar da okuyorsunuz. Merhaba kardeşim diyor, elini uzatma diyor, arada kalın diyor. Gidin ikiz kulelere, orada da asansörler var. 100 katlı binalarda. Düğmeye basıyorsun, tık 30 kat çıkıyorsun. Çıktın mı evet? Adam çıktığını inkar ediyor ya. Yani asansörün mükemmelliği çıktığının farkına vardırmıyor insan, inkara götürüyor. Yani şiddet-i zuhur kendini hissettirmez. Niçin Allah'ı görmüyoruz? Şiddet-i zuhurunda. Niçin asansörün çıktığının farkında değiliz? Sanatının mükemmelliği. Yıllarca bu insanlar dünyanın döndüğünü niçin inkar etmişler? Dönmenin mükemmelliğinden inkar etmişler. Biz asansörler dünya döndüğünü bize farkına vardırsaydı, kafamız dolandırsaydı, öyle dönüyor canım belli. Derdik de, inkara sebep dönmenin intizamıdır. Yani intizam mükemmel oldu mu kendini inkar ettiriyor, kendini hissettirmez. Aynen bunun gibi Allah kainatta yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yaratmış. İnsanlar bunu hissetmezler, hissedemezler. Ama bunları bilmeye, öğrenmeye, hissetmeye gelmişler. Yanına çirkin, kaba şeyler olacak ki onların güzelliği onunla bilinsin. İşte sebebi bu. O güzellikleri hissettirmenin yolu Allah ne hikmetin şerleri de yaratmış. Şer, şer olsun diye girmemiş. Hayrın ve kemalatın tezahürü, meydana gelmesi, açılım yapması için girmiştir. Evet, hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun. Bu intizamın son sisteminde yaratılan mahlukatın arasına bazı çirkin, intizamdan hariç şeyler bulunur. Bir gün Gaziantep'te bir fuara gittim. Baktım ki bir yerin cemaati daha fazla. Bir yıl insan toplanmış. Bir dikkat edeyim efendim. Bir buzağı. Beş ayaklı. Beş ayaklı buzağı. Biri de sırtında hayvanı fazladan sallamıyor yani. Ama herkes ona bakıyor. Dedim ha bunun beş ayaklısı mı hayırlı, dört ayaklısı mı? Antepler döndü. Kardeşim dedi, elbette dört ayaklısı. E niye bunun başına toplanmışsınız? Daha hayırlısı durur. Bu yeni ya. Bak şimdi, intizamdan hariç. Eğer hepsi beş ayaklı olsaydı, bir tane dört ayaklı da onun başına toplanacaktı. Bir de ülfet bizde acayip bir hastalık. Üstad ülfeti cehaletle neşdeğer tutuyor. Şimdi biz alışmışız ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana. Ağaçlardan meyveler gelir, topraktan hububat, tahıl çıkar. Asırlarca buna alışmışız değil mi? Elmaları nereden alıyoruz? Ağaçlardan. Bize bu alışkanlık o hale getirmiş ki,
Bu güzelliği alemimizden, bu nizamı alemimizden götürüyor. Farkına varamıyoruz bu güzellikler içerisinde. Şimdi bir defaya mahsus Bayburt'un bir köyünde semadan elmalar yağsaydı herhalde bütün bilim adamları oraya toplanır. Bütün bilim adamları oraya yığılır değil mi? Bütün kameramanlar orada, medya orada. Hayırdır? O semadan elma mı gelir ya? Yeni bir şey çünkü. Onu alır, onu dünyaya yayarlar, onun araştırmasını yaparlar. Peki al tersinden. Allah nimetleri semadan gönderseydi asırlardan beri. Biz Adem babamızdan beri bunları alışsaydık. Bak vakti geldi semadan yağmur gibi yağıyor. Biz buna alışmışken yine Bayburt'un o köyünde odunlardan meyveler çıksaydı bir defaya mahsus. Ne yapacaktık gene? Yine bütün insanlar orada bilemedim. Hayırdır? Ya odunlardan meyve mi çıkarıyor? Ne farkı var ki? O daha mucize ya. Semadan göndermek gene kayıp. Birileri yapıyor bir şeyler, melekler var desin. Elmaları gönderiyor. Bak bu mantıklı biraz. Odundan meyvelerin çıkmasına alışmışız. Bunu garip görmüyoruz yani. Tek sebebi ülfet ve alışkanlıktır. İşte onun için diyor Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de üstadımız, Allah ülfet perdesini yırtmak için ayetler, necimler, yıldızlar gibi teller atar diyor. Alıştığın şeylerle ilgili bizim boynumuzu büküyor, ikazlar yapıyor. Güneşe yemin ediyor. Mesela insana yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Zeytine yemin ediyor. İncire yemin ediyor. Yemin eden şeyler kutsal şeylerdir. Adam çorabına yemin etmez, pantolonuna yemin etmez. Şerefine yemin eder, haysiyetine yemin eder. Kutsal şeylere yemin. Abi çorabım hakkı için. Ya ne demek? Ama şerefim hakkı için bak olur. Bir de yemin eden Allah zeytine yemin ediyor. Yani zeytine bakın, zeytini nazara alın. Zeytinde size büyük, büyük nimetler var demeye getiriyor. Mesaj. Kainatın sultanı bir nimete yemin ediyor. İnsana yemin ediyor. Duha vaktine yemin ediyor mesela. Bunlar çok önemli. Tabi anlayana mesaj. Çok önemli. Bitiyor dersimiz. Az kaldı. Bunların çirkinliği, intizamsızlıklarıyla dünya bahçesinin güzelliğine, intizamına bir zinet, bir süs olmak üzere Sani Hakim tarafından kasten yapılmış olduğunu pek yüksek, geniş, şairane bir hayal ile dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alan adam görebilir. Şuradan alalım bir daha. Hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun. Bu manada çirkin, intizamı hariç şeylerin bulunmasının sebebi, bunların çirkinliği, intizamsızlığı, dünya bahçesinin güzelliğine, intizamına bir zinet, bir süs olmak üzere. Çek onu, o güzellikler görünmez. Onu gösteren çirkinlik. Dolayısıyla çirkinin yaratılması çirkin değil, bir güzelliktir işte. Şerrin yaratılması şer değil, şerri kazanmak şerdir. Zayıf notu koymak şer değildir, zayıf notu almak şerdir. Nefsi yaratmak şer değil, nefsin oyununa gelmek şerdir. Zayıf notları devlet kur, öğretmen verir. Kimin kulağı çekilir? Talebenin. Niye aldı? O verdi, almasaydı. Şerri yaratmak şer değil. Şeytanı yaratmak şer değil, şeytanın oyununa, hudasına, hilesine şey etmek, talip olmak. O şer işte. Demek birisi de zinet olmak üzere o şerler, o çirkinlikler yaratılmış. Sani Hakim tarafından kasten bunlar yapılmıştır. İşte bunu diyor pek yüksek, geniş, şairane bir hayal ile dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alan adam görebilir. Her mizaç bunu yakalayamaz. Fıtratları latif, ince, hassas olan insanlar bunu alır, masseder, çeker, nazara verir diyor. Diğer insan ona çirkin gözüyle bakar, kaba gözüyle bakar. Mahaza o gibi şeyler kasti olmasaydı, şekillerinde hikmetli tahalif olmazdı. Bak bizde de var şimdi. Bir insana diğer insana benzememesi müthiş bir şey. Allah bununla müthiş gayeler ortaya koyuyor. Allah fert, Allah bir. Allah'ın misli yok, Allah'ın benzeri yok. Örnek, hiç kimsenin misli benzeri yok. Herkes fert, herkes tek. Sesim tek, simam tek, parmağımın izi tek, simamın benzeri yok, parmağımın izinin misli yok, benzeri yok. Niçin Allah'ın misli ve benzeri olsun? Allah'ın birliği ve ferdaniyeti her yerde kendini gösteriyor. Bir de ayrıca burada büyük bir nimet var. Bakın eğer herkes birbirine benzeseydi namus mefhumu karma karışık olur, adalet mefhumu çizilemezdi yani. Cinayetler ortada kalırdı. Alo dedim, buyur oğlum diyor mesela. Alo, alo'dan, şiveden oğlu olduğunu anlıyor. Hanım kapı dövüldüğünde, benim dediğinde kapıda beynin olduğunun farkına var. Benim ifadesinde, üslubu bile farklı.
Allah'ın hazinesi o kadar zengin ki bir şeyi bir defa, ikinci defa yaratmıyor. Onu ona benzetmiyor yani. Saçları insanların farklı. Adli tıbba saç gittiği zaman haritamız burada bir saç, bir saça benzemiyor. Şu geniş hazineye bakın. Şu saltanata bakın. Yani. Bir de bunun yanında birbirimize asgari noktada benzeyen özellikler de o da ilimlerin meydana gelmesi için. Bir göz diğer göze benzer. %100 benzemez ama sistem olarak benzer. Neden? Eğer olmasaydı ihtisas olmazdı, ilim olmazdı. Doktorlar neyin mütehassıs olacaktı? Benim gözüm mütehassıs olan doktor ben gidince ilim ortada kalacak. Öbür göz bazen bana benzemiyor. Hiçbir ilim, hiçbir meslek meydana gelmezdi. Bir gözün doktoru, bütün gözlerin doktoru. Bakın orada da nimetler var. Tevafukta da nimet var, farklılıkta da nimet var. Mahaza o gibi şeyler kasti olmasaydı şekillerinde hikmetli tekalif olmazdı. Evet tekalifte kast ve ihtiyar var, farklılıkta kasıt var. Bilerek yapma var. Her insanın bütün insanlara simaca muhalefeti buna en büyük delildir. Arılar da öyle. Bir kovanda 20 bin arı olur diyorlar uzmanlar. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. 20 bin civarında arı olur. Buyur. 80 ve 100 bin. Peki. 80 ve 100 bin. Doğru. Biz asgariden aldık. 80 ve 100 bin arıyı bir işçi arı biliyor mu bilmiyor mu? Kovana girip girmemek zorunda. Biliyor. Başka kovanın arısını içeri almıyor. Orada da birbirine benzemiyor kimse. Bakmayın arılar bir gibi görüyoruz ama. Ben öbür adamı gördüğümde abi seni bir yerden gözüm ısırıyor ama diyorsun. Nereden? İnsanız ya bu kadar akıl ve fikir var. Birbirimize karıştırıyoruz. Bir daha bunu karıştırsa ne olur? Kovanın hali perişan olur. 20 bin, 80 bin arıyı diğer arılardan ayırıyor. Kapıda duruyor, o işçi arı başka kovanın arısını içeri alamaz. Sikkeyi okuyor, mührü görüyor. Koymuş Cenab-ı Hak bu sistem ona. Allah rızası için Fatih.